Arkadaşlar bugün iki tane bilinmeyen olan denklemleri yani x, y, a, b gibi iki tane bilinmeyen olan denklem açıyoruz. Tonguç. Efendim hocam. Evladım senin bilinmeyenlerin kaç tane? Hocam benim sonsuz bilinmeyenli bir denklem hocam. Beni çözemiyor insanlar. Gerçekten çözemiyor. O yüzden yalnızım hocam. Kız Nasıl arkadaşım yok. insansın? Ne kadar sırları da olan bir insan Sırlarla değil mi? doluyum hocam. Evet. Sırlarla. Tonguç bak. İki bilinmeyen denklemleri şöyle düşüneceğiz. Donk Bir yazmış x hocam. var Tonguç, bir de y var. Bunlar birbirleriyle beraberler ve bir çözüm arıyorlar. Bulamıyorlar. Olsa birbirine girmişler. Görüyor musun? Çok güzel Bak çizmişsiniz hocam. x artı y, x eksi y böyle iki tane denklem vermiş. X y ne kaçtır diyor soruyor. Evet. Bunu nasıl bulacağımızı öğreneceğiz. İki Bu tür tane soruları bilinmeyen. boş bırakıyorum hocam. Bak bilinmeyenin manası biliyorsun değil mi? Harflerle yazılan ifadeler. Evet. Tonguç bak şimdi. Birinci yöntem çok basit bir yöntem. Yok etme metodu. Yok etme metodu şöyle. Alt alta topluyoruz bunları Tonguç. Bu artı y değil mi? Bu Evet. da eksi y değil mi? Bunlar toplanınca birbirlerini götürmezler mi Güle Tonguç? güle. X ile x toplanınca ne olur? 2x. 2x. E bunlar götürmüştü. Eşittir. Buna bu toplanınca olur? 8. O zaman x eşittir kaç kart Tonguç? 4. Mükemmel. Süper bir Şimdi yöntemmiş hocam. x'i 4'ü bulduktan sonra 4 artı bak bunu yazıyorum tekrar. 4 Ha. artı y eşittir 5 değil mi Tonguç? Y1'miş. O zaman y eşittir 1. Peki bunun çözüm kümesi şöyle yazıyor. Bak çok dikkat et. Çözüm kümesi hoppa böyle yazıyor. Bir tane daha parantez açıyorsun. İlk başta x'i yazıyorsun. Sonra y'yi yazıyorsun. Ve parantezi kapatıp süslü parantezinde kapatıyorsun. Yani çözüm kümesi yazılırken şöyle yazılıyor. Unutma. Normal parantez açtık. X'ini yazıyorsun. Y'sini yazıyorsun. Ondan sonra kapatıyorsun parantezi. Tamamdır hocam. Şimdi ikinci yöntemimiz ise yerine koyma metodu. Bak Tonguç. Şu denklemde x'i yalnız bırakırsam x eşittir. Y'yi karşı attığım zaman y artı 3 olmaz mı Tonguç? Evet hocam. Bak artı y olur bu. O zaman y artı 3 olur. Şimdi x yerine y artı 3 yazıyorum bu denklemde. Evet. Bak nasıl yazıyorum biliyor musun? X burası ya. Bunun Evet. yerine y artı 3 yazdım. Artı. Bir de burada y var. Artı y eşittir 5 değil mi? Aa, bu da güzelmiş. Bak 2 tane y artı 3 eşittir 5 değil mi Tonguç? Y birmiş. O zaman 2y eşittir. Bunu karşılarsak 2 y eşittir 1 çıktı. E Evet. y eşittir 1 çıktıktan sonra x, yazıyorum. Bak x artı 1 eşittir 5. X eşittir 4 çıktı. Burada Anladım da yine. hocam. İşte iki yöntem de basit aslında. Hangisini kullanırsan kullan. Ama yok etme metodu daha çok tercih ediliyor. Unutma. Ya ben de onu Mesela tercih ediyorum hocam. burada yok etme metodunu uygulayabilir miyiz çatara çutara? Hayır. Niye hocam? Neden? Çünkü bunları toplarsak yok olmuyor görüyor musun? Ha. Yok olabilmesi için bir yöntem var. O da genişletme. Bak buradaki ifadeyi keşke eksi 2 olsaydı değil mi bu? Bu Keşke. eksi 2 olması için bunu 2 ile çarpıyorum Tonguç. 2 ile çarparsan bu ifadeyi bak. 2 kere 2x 4. 4x. 2 kere eksi y eksi 2y. Bak istediğim şeye ulaştın Oh mı? be, çok şükür. Eşittir 2 kere 10 20. 20. Yani bak dikkat et. Bunu çarparken her şeyi çarpıyorum Tonguç. Bütünüyle hepsini. Her şeyi çarpıyoruz. Yani bir denklemi çarpacaksak her şeyi çarpacağız. E bu zaten x artı 2y eşittir 8 20 Tonguç. Evet. Şimdi toplarsam ne olur? Patara putara birbirine götürdü mü? Bu ikisini topla. 5x eşittir 28 20 Tonguç. Evet hocam. Ondan sonra her iki tarafı 5'e bölersem x eşittir 5,6 olacak. X eşittir 5,6 ise yerine koyuyorum Tonguç'um. 2 çarpı 5,6 eksi y eşittir 10 çıkacak Tonguç'um Evet hocam. falan filan. Ondan sonra yapalım mı neyse 11,2 11 1,2 çıkıyor Tonguç'um. Tamamdır hocam. Y de 1,2. O zaman çözüm kümesi nasıl yazıyorduk? Şöyle parantez açıyorum. Parantez 5,6. 5,6 virgül Oraya noktalı virgül mü koyuyoruz hocam? 1,2. Buraya noktalı virgül koyabiliriz hani karışmasın diye. Anladım hocam. Ama virgül de yazabilir. Veya kesirli sayı şeklinde de yazabilirsin bunları. Tamamdır hocam. Kek soru yapalım. Şimdi Tonguç'um. Acıkmıştım hocam. Kek iyi oldu. Bak bunlar da, bunu 2 ile çarp. Bak şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız burada ya? Nasıl yok edeceğiz ki bunları? Hocam bence biz yok olalım. Boş verin. Soru Hayır kalsın. Tonguç. Buradaki yöntem de şu. Bunu 2 ile çarpacaksın. Bunu da 3 ile çarpacaksın. Bak Ha. şimdi 2 ile çarpalım. Şöyle bakayım. 2x Eksi eksi 6y 6y eşittir 24. 24. Bunu 3 ile çarpalım. 9 9x evet artı 6y 6y. eşittir. Aa, anladım. Süper. Şimdi topladığım patara putara birbirine götürdü mü? Güle güle. Peki bunu yaptık. Peki şunu yapabilir misin? A artı 3b eşittir 10 diyelim. 2a artı b eşittir 7 diyelim. Burada ne yaparız Tonguç?
Burada da Burada da Tonguç alt taraftaki ifadeyi eksi 3 ile çarpıyoruz Tonguç. Ne olur biliyor musun eksi 3 ile yaparsak? Bak çarpalım. Eksi 6a artı. eksi 3b Ha, eşittir götürecekler birilerini. eksi 21. Götürmeyi iyi biliyorsunuz hocam. Anlaştık mı Tonguç'um? Anlaştık hocam. A artı 3b eşittir 10'du zaten. Şimdi toplasak patara putara. Anladım hocam. Anlaştık mı Tonguç? Çok iyi anladım. Peki. Karışık bir soru. Bak dikkat et burada. Çözüm kümesini 2,1 diye vermiş. Bak bu çok önemli. Çözüm kümesini vermişiz, tamam mı Tonguç'um? Evet hocam. Çözüm kümesini verdiysek demek ki biz bu x'i bu da y'si miydi Tonguç? Evet hocam. Yerine yerleştirebilir miyim Tonguç? Yerleştirelim Burada hocam. x'ler y'ler var. O zaman yazalım bak. X'in yerine 2 yazacağım. Bak 2a değil mi Tonguç? Evet hocam. Artı y'nin yerine yazacağım Tonguç'um? Bayağı zor. Bayağı Bayağı zor. zor. Bir yazacağım hocam. Evren bir görmüyor musun? Allah Allah. Görüyorum. Dedik ya işte. Bak o zaman burası b eşittir 5. 5. Evren papağan mısın Evren? Hadi bakalım. Hocam ben İkincisini şu sen adama çek. takıldım hocam. Bu Ama adam ayı takılma adam. çizmişsiniz. A, B, Evren X, Y, Z ya diyor. nasıl adamsın? Ya Siyasetçi şimdi mi hocam ona? burada bu kadar karışık bir soru çözüyoruz. Sen gidip şu adama takılıyorsun. Hocam Evren bir bu kere adam adam değil bu ayı. koyun evladım. Koyun mu? Ha. Koyun kılına girmiş tilki aslında böyle adam. Ha, Anlamıyor musun? koyunları kandırmaya çalışıyor. Ya işte. Beni de kandırır hocam. Öyle bakıyor bana kuş gibi. Neyse evladım bak saçma sapan. Sarılar hep dikkat çekiyor hocam. Oraya bakalım. Dikkatin dağılıyor değil mi derse sürekli? Bazen dikkatimi çekiyor hocam bu tarz şeyler, resimler. Evladım dikkatini çektiği zaman o zaman bir mola ver. Off Tamam. yap. Ondan sonra bir Ben bir gideyim kendini hocam. rahatla. Görüşürüz Şimdi inşallah. gitme evladım. Şu Pardon. dersi bitir. İki dakika kaldı ya. Tamam İki hocam. dakika kaldı. Dinliyorum hocam. 2 dakika sonra zaten ders bitiyor. Ama o sıralarda dediğin gibi kendi başına çalışıyorsan bir off ver evladım. Bir rahatla. Kendini kafanı boşalt. Sonra tekrar soruyor dön. Tamamdır hocam. Sınav esnasında bile bunu yapabilirsin. Unutma. Şimdi bak. X'e 2, Y'ye 1 demiştik. Burada da X var değil mi Tonguç? Evet. O zaman bunun yerine de 2 yazacağım. O zaman yine 2A eksi bunun yerine de 1 yazacağım. Eksi B eşittir. 4 çıkıyor değil mi Tonguç? Dört, evet. Şimdi alt alta toplarsak bunlar birbirine götürdü Güle mü? güle. 4A eşittir 9 değil mi Tonguç? O zaman her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman A A işte. eşittir 9 bölü 4 çıkıyor Tonguç. Tamam o zaman A'yı bulduk. B'yi bulmak için ise ne yapıyoruz? Bunun yerine Evet. yazıyoruz. A'nın olduğu 2 yere 9'u. çarpı 9 bölü 4 artı B eşittir 5 çıkıyordu Tonguç'um. O zaman 4,5 artı B eşittir 5 çıkıyordu. B eşittir 0,5 O Tonguç. Şimdi baba bir soru var. Ne diyorsun bu soru hakkında? Müslüm Baba'ya armağan ediyorum bu soruyu hocam. Evladım burada ikinci yöntemi yani hangisini kullanıyoruz biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Yerine koyma metodunu kullanıyoruz. Tamamdır hocam. Bak Tonguç'um. Yerine koyma metodu diyor ki ya kardeşim burada y eşittir 2x artı 3 yazıyor mu? Evet. E burada da y var. O zaman ben buradaki y yerine bunu yazabilirim değil mi Tonguç? Çok mantıklı Bak hocam. yazıyorum tekrar. X aynen yazdım. Evet. Eksi yazdım. Sonra 3 vardı aynen yazdım. Sonra y yerine 2x artı 3 yazıyorum Tonguç. Bak Doğru. y gördüm yere 2x artı 3. Ama karışmasın diye parantez koyuyorum. Güvenlik parantezi. Eşittir 18 diyorum. Şimdi x eksi 3 çarpı bunları çarptığım zaman 6x olur değil mi? Evet. 3 kere 2 6. Eksi 9 olur. Çünkü bu eksi 3 ile Aynen, 3 aynen. çarpılıyor. Eşittir 18 çıkıyor Tonguç'um. O zaman eksi 5x eşittir. Bunu karşılaştırınca 27. Her iki tarafı eksi 5'e bölersem Tonguç'um x eşittir. Eksi 27 bölü 5 çıkıyor Tonguç'um. Tamamdır hocam. Tamam mı? Y'yi bulmak için ne yaparız Tonguç? Neydi y? Y eşittir 2 çarpı eksi 27 bölü 5 artı 3 değil miydi? Evet. O zaman eksi 54 bölü 5 artı 15 bölü 5 eşittir y eder. Yani y eşittir eksi 39 bölü 5'miş. O Anladım zaman hocam. ikisini de bulduk mu x ve y'yi? İkisini de bulduk hocam. Bizden istenen her O şeyi zaman bulmuş biz olduk. babayız hocam. Tonguçakademi.com'a takip etmeye çalış ve abone ol mutlaka. Çalışıyorum hocam sadece. Takip Çalışma evladım. edemiyorum. Takip et aynı zamanda. Bir de Twitter, Facebook, Instagram'da arkadaşlarınla paylaş tamam mı? Tamam Ödül hocam. sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım. Evladım.